Kerem Bürsin sahnede arkadaşlar. Kerem Bürsin sahnede. Kerem Bürsin. Bravo Kerem. Evet, Kerem dediği gibi kimse için kolay bir yıl değildi. Sanatçılar için özellikle. Sarı, montumu da alsana çıkalım. Sarı, montumu al çıkalım. Pardon. Oyuncular setlerde çalışmaya devam etti. Üstelik gözleriniz dolacak şimdi söyleyeceğim şey yüzünden ama geçen yılın ücreti olan tamam, ver, 20 bin lira bölüm ücretiyle çalışmaya devam etmek zorunda kaldılar. Teşekkür ederim. Kerem helal olsun. Yok, yanlış anlama. Çok gereksiz. Arkadaşlar. Ne kadar zor şartlar. 24 saat. Evet, gereksiz bir açıklamaydı sanırım. Ki 120 bin lira aldığınızda ben inanmıyorum zaten. Bu kadar yüksek para aldığınızda biliyorum, almadığınızı biliyorum yani. Enteresan bir açıklamaydı içerideki. Evet Kerem Bey, tebrik ederiz. Neler söyleyeceksiniz? Ödül aldınız. Gerçekten 2020'ye damga vurdunuz ama. Öyle mi? Evet. Benim şahsi fikrim. Teşekkürler. Yani dediğim gibi yani içerideki zor bir seneydi. O yüzden bu tarz zorluklarda olur vallahi, muhabir yok arkadaşın şu an. Bu tarz zorluklarda da sevdiğimiz şeylere sarılmalıyız. Kerem Bey, kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mesela sevdiğin şeyi tutunacaksın. Ailen olur, dostların olur, işin olur. Tabii öyle bir fırsat sağlanabiliyorsa. O yüzden yani bu çok değerli, çok anlamlı bir ödül. O yüzden gerçekten... En beğenilen yılın erkek oyuncusu. Dizi. Yani doğruluk payı ne kadardır onu bilemem ama. Türkiye'de tartışılır. Jön var mıdır, jön oyuncusu var mıdır? Katılıyor musun? Türkiye'de jön tanımını... O kavram sadece burada var. O yüzden tam olarak jön nedir onu bilmediğim için bence Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Çok erkek oyuncular. Ben niye kadın? Çok iyi hedefi, çok iyi başarılı oyuncularımız var. Kıyas adlandırmak oluyor biliyorsunuz. Kıvanç Koç, Kenan Yüzyıl, yaklaştır sesini. Jön konusunda. Onlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani kıyasının sorunun içerisinde. Mesela yetenekli insanlar ama dediğim yani sanatta çok kıyas... Rekabet durumu için ne söylemek istersiniz? Kendinizi rakip olarak görüyor musunuz bu sayılan isimleri? Bence rekabet de yani sanat, yani günün sonunda yaptığınız şey sanat olduğu için... Yarış değil, yani yarış halinde değiliz. Bu arada hafta sonu dizinizle ilgili yaklaşık 3 milyona yakın tweet atıldı. Evet. Her hafta sonu. Ama reytinglere yansımıyor. Biraz moral bozukluğu oluyor mu sizde ertesi gün? Yok. Yani sosyal medyada muhteşemsiniz çünkü. Reyting hakkında çok bir şey demek istemiyorum. Ne kadar cihaz olduğunu siz de biliyorsunuz. Evet. O cihazların nerede olduğunu siz de biliyorsunuz. O yüzden yani... 80 milyon nüfusluk bir yerde az cihazın olması, onun ne kadar doğruluk payı falan, bütün bunlar tartışılan şeyler. O yüzden reytingi çok etkilemiyor, hayır. Çünkü yani bir güzel bir seyircimiz var, evet. Aile olduk onlarla. O yüzden yani günün sonunda onların
mutluysa, onlar memnunsa, onlar keyif alıyorsa bir takım zorluklardan da onların kafalarını başka bir yere alabiliyorsak birkaç saat, o zaman bize defalarca açıklama yapmanıza rağmen Hande Erçel'le bir ilişkiniz olduğunu söyleyin. Biraz önce yaptık. Evet, bunu da ben yoktum. Kusura bakmayın. Defalarca böyle bir açıklama yapmanıza rağmen neden çok yakıştırıldınız? Ya da neden bir ilişki yaşıyorsunuz gözüyle bakılıyor? Açıkçası bilmiyorum. O sorunun cevabını bilmiyorum. İşimizi yapıyoruz, işimizi severek yapıyoruz, birbirimize güveniyoruz. Evet. Sanki bu, yani bilmiyorum, yani bu tek bizim başımıza gelmiyor, bir sürü oyuncunun başına geliyor. O yüzden doğru, bence o soruyu doğru. Biraz sizlere sormak lazım. Yani çünkü ben o sorunun cevabını bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yurt dışında yaşanıyor mu tip durumlar? Siz orada oyunculuk yaptığınız için orada partnerler yakıştırılıyor mu sürekli orada? Orada aynı bu değil. Evet. Yaşanıyor mu? Bu kadar değil. Yani şöyle diyeyim size ve lütfen yanlış anlamayın. Ama elbette oluyordur. Ama doğruluk payı varsa herhalde oluyordur ve aşkı bu kadar basitleştirmiyor diye düşünüyorum. Onu bilmiyorum. Çok takip etmiyorum. O yüzden yani lütfen yani yok, bu size karşı bir şey değil. Teşekkürler. Evet. Peki özel hayatınızda mutlu musunuz? Özel hayatımda çok mutluyum. Tamam, Kerem, teşekkür ederim. Kerem Bey, yeniden meyinden erkek oyuncu ödülünü aldı. Siz kimleri izliyorsunuz? Kimleri beğeniyorsunuz bu arada? Pardon. Boş vaktinizde kimleri izleyebiliyorsunuz? Yani. Siz kimleri izliyorsunuz? Erkek kadın kimleri beğeniyorsunuz? Bizi dinliyorsunuz. Açıkçası bir sürü beğendiğim oyuncu var. Daha ziyade oynadıkları karakterler o dizide ya da o şeyde hoşuma gidiyor ama Haluk Bilginer'in çok uzun bir zamandır zaten hayranıydım. Hala da öyle. Geçtiğimiz günlerde de Rasim Öztekin'i kaybettik. Evet. Onun hakkında neler söyleyeceksiniz? Duygu ve düşüncelerinizi birazcık alabilir miyiz? Yani büyük bir kayıp, üzücü bir kayıp. Kendisiyle hiçbir konuşma fırsatım olmadı ama Allah rahmet eylesin. Yani gerçekten dediğim gibi Gözbaş için ve sanat camiası için çok değerli bir insandı. Ülkemiz için de. Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, iyi akşamlar. Fatih, kapalı mı? Kapalı mıymış? Kapalı değil ya, o pil.